Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala ve alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Birazcık gecikmeli başladık, kusura bakmayın. Bu arada bu dersin saatiyle alakalı bazı geç oluyor diyenler var. Ee, i̇nşallah ders, mesaj kısmına inşallah dersin saatiyle alakalı siz de önerilerinizi yazarsanız yani 9 diyen olabilir, 9,5 diyen olabilir, 8,5 diyen olabilir, 10 diyen olabilir, 10,5 uygundur diyen olabilir. Biz de ona göre inşallah bir değerlendirme yapıp umum hangi saatte istiyorsa dersleri bundan sonra o saatte yapalım diye niyet ettik inşallah. Bugünkü dersimizin mevzu kanayan yaramıza adeta parmak basan, kanayan yaramızın ameliyatını yapan, kanayan yaranın altındaki hastalığı tahlil eden bir ders bugünkü. Şimdi bu ahir zamandan bahsederken Bismillahirrahmanirrahim Yassahibbûnel hayâte dünya alel âhireh diye bahsediyor. Hatta bu ayetin ebced ve cifir hesabı da bu ahir zamana tevafuk ettiğini yani manasıyla, hakikatıyla, ebcediyle, cifriyle adeta şu içinde bulunduğumuz zamana tam üzerine bastığını, tam 12'den vurduğunu, tam yarayı değil mi? adeta yaradan bahsettiğini e, anlamış bulunmaktayız. Ayet diyor ki onlar ahireti bildikleri, Allah'ı bildikleri, iman ettikleri halde bildikleri halde ahireti, dünyayı ahirete bilerek ve severek tercih ettiler. Yani kırılacak cam parçalarını baki elmaslara bilerek ve severek tercih etmek bu zamanın bir düsturu olmuş, bu zamanda umumileşmiş, artık toplumun normları haline gelmiş, yani toplum bunları normal karşılar hale gelmiş. Ahireti için dünyasını feda edenler de toplumda dışlanır, yadırganır hale gelmiş. Yani adeta dünya değil mi? Bizim alemimize oturmuş. Ahiret ise gündemimizden tamamen çıkmış vaziyette. Yani ahiret için, ebedi hayat için, cennet için, rıza ilahi için fedakarlık yapan insanlar adeta keriz nazarıyla ya bunlar da işte böyle <laughs> garip nazarıyla bakılıyor. Halbuki neymiş bu biliyor musunuz? Bir hadis-i şerifin işaretiymiş. Ahir zamanda tavrı müminlerin diyor tavrı aklın haricindeki bazı hareketlerini mecnunluk isnat etmeleri cunun geçirmiş delirmiş bu demeleri onların imanının kemaline delildir diyor İşte geldi müjde ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiymiş bir taraftan deli diyorlar bir taraftan da demi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deli denilenleri müjdeliyor size deli diyecekler o gün o gün diyor siz bilin ki hakikatla berabersiniz. O gün siz bilin ki doğru yoldasınız. O gün siz bilin ki onlar size deli diyerek sizin Müslümanlığınızı tescillediler. Adeta altına onlar da imzalarını çaktılar. Biz de şahidiz dediler. Çünkü Beyzaman Hazretleri o zamanda, Bey zaman da Beyzaman Hazretlerine deli diyenlere hatta tımarhaneye atanlara diyor ki sizin akıllılık zannettiğiniz çok şeyleri ben delilik biliyorum diyor. O cihette mecnun olmakla sizin deli hitabınıza muhatap olmakla iftihar ediyorum diyor. Ya. Şimdi mevzu çok enteresan. Neredeyse ehli imanın çoğunun içine düştüğü, çoğumuzun içine düştüğümüz Dehşetli bir hasadan, müthiş, korkunç bir vaziyetten bahsediyor. Bile bile dünyayı ahirete tercih etmek. Bilerek ve severek kaybetmek. Allah Allah. Yani akıl biliyor, kalp biliyor, ruh biliyor. Gidilen yolun yanlış olduğunu, ebedi kaybedeceğini biliyor ama değil mi? anlamsız bir inat ve ısrarla o yolda insan devam ediyor. Bu neden acaba? Nedir ki bu? Bir insan bile bile lades der mi ya? Bile bile kendini ateşe atar mı? İşte atıyor, atıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Niçin bu haldeyiz biz? Niye bir türlü ders alamıyoruz? Niye hayatımıza birden çekil veremiyoruz, yön veremiyoruz? Bakın bunu anlatacak. Dokuzuncu işaret, sual Hizbullah olan, Allah'ın yolunda giden, Allah'ın askerleri olan, ehli hidayet, başta enbiya ve onların başında fahri alem aleyhissalatu vesselam. O kadar inayet ve rahmeti ilahiye ve imdadı subhaniye mazhar oldukları halde, neden çok defa hizb şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Allah Allah. Ya ehli imanın arkasında Allah var ya. Kainatın sahibi var. Sonra davası hak, doğru. Ha, bütün kainat da onun arkasında. Ama bütün kainatın kuvveti ehli imanın arkasındayken. Değil mi? Ehli dalalete, şeytanın peşinde gidenlere ve elinden hiçbir şey gelmeyen o şeytanlara insan nasıl mağlup olur? Nedir bu malumiyetin sebebi? Bakın ne diyor. Hem hatemü'l-enbiyanın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir azam gibi tesirli icazü Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiye -i kainattan daha cazibedar hakaik-ı Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir? Hikmeti nedir? Yani düşünün bakın. Biz şimdi tebliği yarım yamalak anlattığımız için insanlara tesir etmiyor olabilir. Ama düşünün ya doğrudan doğruya hiçbir ihlas eksiği olmayan tebliğde rehber olan en kamil, ekmel, mükemmel olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap oldukları halde neden Medine'de değil mi bakın Medine münafıkları iman etmemişler. Bakın nifakta, dalalette, münafıklıkta niye ısrar etmişler? Haşa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara tesir etmedi mi? Edemedi mi? Yetmedi mi tesiri, voltajı, gücü yetmedi mi haşa? Neden acaba? Bakın aynı sual aslında Şimdi biz de Kur'an'a muhatabız. Okuyoruz Kur'an hakikatlerini. Hala ısrarla, hala körü körüne, hala bile bile la diyerek şeytanın izinde, peşinde alıştığımız bazı günahlarımızı terk etmek istemiyorsak, hala ısrarla devam etmeye değil mi çalışıyorsak, hala ondan silkilip kurtulmak gayreti göstermiyorsak, ha, acaba Bizim okuduğumuz, muhatap olduğumuz bu hakikatlarda mı bir tesirsizlik var, bir eksiklik var? Haşa, değil mi? Onda mı bir hakikatsızlık var yoksa başka bir sebebi mi var? Neden bana tesir etmiyor? Bazı oluyor ya, mesela adam diyor ya ben diyor hocam okuyorum bu, bu kitapları da okuyorum diyor namazımı da kılıyorum bunu da yapıyorum ama bana tesir etmiyor diyor. Niye tesir etmez ki? Ha, bana tesir etmesi için ne yapmam lazım? Bununla alakalı bir ders bu. El cevap bu iki şık müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım gelir. Şöyle ki şu kainat halikını şu kainat halik üzül celalinin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden Halik-i Zülcelal kainatta ezdadı, zıtları birbirine mezcedip hayır, şer, güzel, çirkin, karanlık, aydınlık, soğuk, sıcak bakıp bu kainatı zıtlarla böyle harmanlamış birbirine mukabil getirip birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip hikmetli ve menfaatlar bir nevi mübareze suretine getirip ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle kainatı kanunu tegayyür ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için yani şimdi kainata bizim bu dünyaya gönderilmemizin sebebi neydi? sonunda cennete gideceksek direkt cennete alsaydı Cenab-ı Hak niye bizi bu dünya gurbetinde süründürüyor ki? Ha, şimdi dünya ahiretin fidanlık bir bahçesiydi ya. Madem bu tohum direkt tarlaya gidecekti o zaman direkt tarla hayır bu burada ne yapacak? Burada o tohumlar inkişaf edecek, uyanacak, o tarladan istifade edecek hale gelecek, sonra tarlaya göçürülecek. Sonra tarlaya götürülecek. Şimdi bu dünyada da ebedi vazifeye alınacak. Sonsuz Cenabı Hakk'a ebediyen muhatap olmak gibi bir vazifeye terakki edecek olan insanların istidatlarının inkişafı gerekiyor. Mesela her fabrika kadroya eleman alacak. Ne yapıyor? Önce değil mi? Önce alıyor, onları eğitiyor. Onları imtihan ediyor eğittikten sonra o imtihanı geçenleri daimi vazifeye alıyor. Önce geçici alıyor. Eğitim veriyor onlara. İnkişaf ettiriyor onların istidadını. Kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. Sonra kabiliyetleri çıkanları alıyor. İstidatları inkişaf etmeyenleri, körelmiş olanları, iradesini kullanıp da kabiliyetlerini ortaya çıkarmayanları onları da ayırıyor. Onları da gönderiyor. Ha. Şimdi aynı vaziyet söz konusu. Dünyanın yaratılma gayesi bu. Ama imtihan olması için zıtların birbiri içinde olması lazım. Yani hani doğrularla yanlışlar karışık olması lazım. Zıtlar değil mi mesela? Güzellik, çirkinlik, hayır, şer, soğuk, sıcak. Bunlar birbiriyle devamlı mücadele ve müsabaka içinde olması lazım. Şeytanlar meleklerle. Şeytanın arkasından gidenler Allah'ın ordusuyla devamlı bir mücadele ve müsabaka olması lazım ki bu mücadele, müsabaka istidatları, kabiliyetleri inkişaf ettirsin. Şimdi imtihan olmasa, imtihanda im sınava girenler birbirleriyle yarışıyor olmasalar kimse ders çalışmaz ki. Ders çalışmayınca kimse değil mi öğrenemez, istidadını, kabiliyetini inkişaf ettiremez. Bakın ne diyor. şu kainatı tagayyür, tagayyürat ve tekemmülat düsturuna tabi kıldığı için o şecere-i hikikatin cami bir meyvesi olan insan nevinde o kanun mübarezeyi daha acip bir şekle getirip bütün terakkiyatı insaniyeye medar bir mücadele kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için şeytana bazı cihazat vermiştir. Şimdi Allah kulunun arkasında ya, şeytanı da o yaratmış. Şeytanın iflahını kesseydi, nefesini kesseydi, hatta şeytanı güçsüz, zayıf, çaresiz yaratsaydı, şeytanın eline hiçbir koz vermeseydi, insanın bu mücadelesi, müsabakası mümkün müydü? Mücadele, müsabaka etmeyen bir insan nasıl terakki edecekti? Yani şimdi düşünün mesela, ringe çıkacaksınız. Karşınıza değil mi sizin yarı sıkletinizde hiç bokstan anlamayan bir adamı çıkaracaklar biliyorsun. Hiç idman yapar mısın? Hiç antrenman yapar mısın? Hiç kendini zorlar mısın? Yok. Yatar yatar gider vurur devirirsin. Şimdi öyleyse Cenab-ı Hak şeytana bir koz vermiş. Şeytana bazı istidatlar, bazı kabiliyetler vermiş. Ta ki rinkte beşerin karşısına çıksın, insanlığı zorlasın. Çünkü zorlandıkça istidatlar inkişaf eder. Adam mesela 3 kilo kaldırıyor, zorluyor 5, sonra 8, sonra 10, sonra 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 devamlı ne yapıyor? Zorluyor. Zorladıkça istidatlar inkişaf ediyor. Devamlı 3 kaldıran bir insan değil mi? Fazılları kuvvetlenmez. Çünkü alışır artık o 3 kiloya. Orada sabitlenir kalır. Şimdi şeytan devamlı ne yapacak? Mesela siz mücadele ederken değil mi? Manen terakki edeceksiniz. Şey size de artık terakki etmiş bir şeytan musallat olacak. Biraz daha yükseleceksiniz. Şeytanların hocası çıkacak karşınıza. Biraz daha terakki edeceksiniz. Şeytanların allamesi çıkacak karşınıza. Ha, şeytanın en büyüğü de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olmuş. Ya, yani aynı ringte değil mi? Biraz böyle level atladınız mı? Biraz değil mi? Sıklet atladınız mı? Hep daha üst mertebede sizi daha çok zorlayacak, daha dişli bir rakip karşınıza dikilecek. Ta ki sizi devamlı terakki ettirsin diye. Bakın ne diyor? Dalalette işte bu dakik sır içindir ki enbiya'lar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyorlar. Yani Cenab-ı Hak o ehli dalalete, şeytanlara ve şeytanın yolunda gidenlere bazı cihazat, bazı muvaffakiyet, bazı istidatlar, kabiliyetler, özellikler, bazı silahlar vermiş. Ta ki insanlığı zorlasın diye bak. Hatta bazen değil mi peygamberleri mağlup etmişler ya bununla. Uhud'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunu yenmediler mi? Yani şimdi Cenab-ı Hak o peygamber ve onun ordusu da peygamber ordusu diye onları hiç mağlup etmeseydi onlar da nasılsa biz Allah'ın ordusuyuz, peygamberin askerleriyiz diye savaşa hiçbir zaman hazırlanmayıp nasılsa galip geleceğiz diye asla mücadele ve müsabaka yapmayacaklar. İstidatlarını, kabiliyetlerini geliştirip inkişaf ettirmeyecekler. Ha bakın işte bu dakik sır içindir ki enbiyalar, peygamberler çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor. Ve gayet zaf ve acizde olan dalalet ehli manen gayet kuvvetli olan ehli hakka muhakkaten şu dünyada geçici olarak galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırrı hikmeti şudur ki Dalalette ve küfürde hem Adem yani ehli imanın arkasında kainatın sahibi Allah var. Davası hak, kendisi doğru yolda. Bakın bütün istidatları, kabiliyetleri adeta davası noktasında istihdam edilmek için yaratılmışken neden acaba ehli dalalete çoğu zaman mağlup oluyorlar? Ve oluyoruz. Çok güzel bir ifade dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır. Yani bir insan Allah'a iman etmesi için iman bir irade meselesidir. Takiptir. İman bir tercihtir. Ha, ortaya bir şeyler koymanız, bir gayret etmeniz gerekir iman için. Ama inkar için, küfür için, inanmamak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani inkarın yolu, tarzı, yöntemi, sistemi hiçbir şey yapmayı gerektirmediğinden, çok kolay olduğundan ha onlar bu kolay meslekte ne yapıyorlar? Çok insanları kendi yollarına, kendi tarzlarına, kendi sistemlerine cezbediyorlar. Ha, bakın şimdi. Şu evi yapmak için Değil mi? Bir sürü taşlar, işte tuğlalar, demirler, çimentolar, şunlar bunlar, işçiler, projeler falan 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 lazım. Ama yapmamak için hiçbir şey lazım değil. Namazı kılmak için iman lazım, hidayet lazım, irade lazım, abdest lazım, gayret lazım. Ama kılmamak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bakın onların mesleği adem olduğu için, tahrip olduğu için, terk olduğu için... Onlar o kolay mesleklerinde ehli imana çoğu zaman galip geliyorlar. Ve insanları çabuk ifade edip kandırıyorlar. Ta çünkü insanların nefisleri de onların çağırdığı yola meyilli taraftar. Şimdi siz Allah yoluna gitmek için nefisle mücadele etmek zorundasınız. Şeytanın yoluna gitmek için kimle mücadele edeceksin? Hiçbir mücadele etmene gerek yok. Zaten Değil mi? Akıntı oraya doğru gidiyor. Nefsinin peşine düşsen o götürür seni şeytana seslim eder. Sokağa uysan sokak götürür seni şeytanın yoluna iade eder Allah muhafaza. Dalalette ve küfürde hem adem hem terk var ki pek kolaydır. Hareket istemez. Hem tahrip var ki çok sehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amelle çoklarına zarar verip ihafe if ve ızrar noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına şimdi virüs korkusu var insanlarda. İnsanları camiye alıştırmak çok zor oldu. Yani bir sürü vaizler, vaazlarında imamlar, bütün cemaatler, insanlar, devamlı Kur'an, hadisler hep böyle camiye zor şer alışmıştı insanlar. Bakın bütün vaizleri bir virüs ne yaptı? Silip attı. Bak camiyi terk ettirmek çok kolay oluyor. Azıcık bir korku acaba virüs mü bulaşır diye AVM'leri terk etmeyen, lokantaları terk etmeyen, kalabalık, sıkış tepiş otobüs yolculuklarını terk etmeyen o insanlar yangında ilk kurtarılacak yani ilk terk edilecek mekan diye hemen ilk önce camiyi terk ettiler. Cemaati terk ettiler. Ne oldu? Bakın, ihafe ve ızrar noktası. Aman bana bir zarar dokunur diye. Azıcık bir korkuda ilk önce maneviyattan, dinden, camiden, cemaatten vazgeçtik ya. Ne demek ki bu? Ha. Hem akıbeti görmeyen, asıl mevzu şimdi, cevap şimdi geliyor. Hem akıbeti görmeyen, yani ileriyi düşünmeyen, anı yaşayan, sadece o anda peşin bir lezzetle kendini teselli etmeye çalışan. Bakın, insanda akıbeti düşünen, ruhtur, akıldır, kalptir, ileriyi düşünen. Ceset insan olmadığı için Ceset hayvan olduğu için, nefis hayvan olduğu için hayvan özellikleri sergiler. Yani anı yaşar. Hani şimdi insanlara böyle sloganlar atıyorlar ya. Anı yaşa, gününü gün et. İçinde bulunduğun zamanı doldur. Bak şimdi ne var aslında? İnsanlara değil mi bakın çaktırmadan laf arasında açıkça hayvan ol diyorlar ya. Çünkü anı yaşayan hayvandır. İnsan akıbeti düşünür. İnsan kendini muhakeme ve muhasebe eder. O anda hislerine, duygularına kapılıp da değil mi? Sadece duygularının götürdüğü yere, sadece nefsani hevesatının peşinde onun arkasında koşturmaz. Aklıyla hareket eder insan. Zaten insanı hayvandan ayıran en önemli özellik akıldır. Bakın ne diyor? Şu mevzu çok çok önemli. Bakın hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati hayvani kuvvelerin insanda ne varmış? Nebati yani bitkisel ve hayvani hayvanca kuvveler duygular varmış. Nebati hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü hürriyeti vardır ki yani Bizdeki nebati ve hayvani duygular, nefsani arzular tatmin istiyor. Beni doyur diyor, tatmin et diyor. Sonra tatmini, telezzüzü, lezzet istiyor. Lezzetsiz yaşayamaz, yaşayamaz insan. Sonra bir de hürriyet istiyor. Yani hiçbir kontrol, hiçbir irade, hiçbir yasak altına girmek istemiyor. Yani adeta tam manasıyla hayvan olmak istiyor. Hayvanların özelliği değil mi? Bak hayvan ne ister? Tatmin olmak ister. Böyle bir lokma bir hayvan ister illa doyuncaya kadar. Değil mi? İyice böyle ondan lezzet alınca, selezzüz. Hayvan ne yapar? O andaki lezzeti için bazen değil mi? deveyi yardan atan bir tutam Bakın deve yarda, yar dediği böyle uçurum. Uçurumda bir tutam ot var. Yani bir dakika sonra o ot için o kendini yardan aşağı attığında paramparça olacağını bildiği halde, biliyor bak o kadar şuuru var ha, tamamen aptal değil. Bilmese kendini ateşe atar, o biliyor bak. Cüz'i şuuru var ama o bir tutam ot, ot o anda onu büyülüyor. Akıbeti unutuyor, o anda ona kilitlenip kalıyor, yakıyor kendini atıyor uçuruma. İşte o deve kim biliyor musunuz? O deve biziz. Aynı vaziyetteyiz ha. Hayvaniyetten sıyrılamadığımız için, çıkamadığımız için aynı vaziyetteyiz. Aynı haldeyiz. Bakın cehennemin uçurumuna değil mi? Günahlar adeta bir tutam ot gibi konulmuş. Bakın akıbetinde cehennem olduğu halde, ebedi felaket olduğu halde o anda o lezzete, o şehvete kapılıp aman onu kaçırmayın o anda o lezzeti alayım diye her şeyini feda edip de kendini o uçurumlara atan biz değil miyiz Allah aşkına? Ha nasıl yapacağız bu işi? Nasıl başaracağız bu duyguların esaretinden kurtulmayı? Nasıl hayvaniyetten sıyrılacağız? Ne zaman bu akıl devreye girecek? Ne zaman bildiğimiz gibi yaşayacağız? Ne zaman bu duyguların esaretinden kurtulacağız? Bakın şimdi insanın düştüğü bu cendereden nasıl kurtulacağını anlatacak. Allah Allah. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif insan, insaniyeyi insaniyet karane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ehli hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habibi Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleki kutsisi hem vücudi, hem sübuti, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefsi emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasatı mühimme bulunduğundan. Yani şimdi şeytanın mesleğinde hiçbir şey yapmak yok. Terk var, inkar var, değil mi? Nefsin peşinde koşmak var ama adeta nübüvvet mesleğinde akıntının tersine yüzmek var. Nefis isteyecek, sen inat edeceksin. Onunla mücadele edeceksin. Değil mi? Ha, namaz kıl, oruç tutmak hep fiil var, icraat var. Ortaya bir şeyler koymak var. Kolay değil. Ha, şeytanın mesleğinin kolaylığından dolayı onun muvaffakiyeti. Şeytan peşinde gidenler de şimdi tamir zor, tahrip kolay. 20 adam 20 günde bir binayı yapamaz. Ama bir çocuk bir kibrit başına yedirir. Şimdi bir insanın maneviyat barajını doldurmak mı zor boşaltmak mı zor? Barajlar var. 10 senede 15 senede ancak dolan barajlar var. Kapaklarını açın 2 saatte boşalır. Şimdi insanın da ruh ve maneviyatı baraj. İbadetle, kullukla, okuyarak değil mi böyle zor, şer damla damla doldurduğumuz barajı göz kapaklarını haramlara doğru açtık mı güldür güldür boşalıyor ya. Öyleyse madem insandaki hayvani ve nebati kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti var. Öyleyse insan hayatı hayvaniyet ve nebatiyet mertebesinde yaşarsa mecbur hayvani lezzetlerin peşinde, hayvani hürriyetlerin arkasında hayvani duygularını tatmin etmek için ömür boyu onun peşinde hayat çürütecek. Ömür boyu onun arkasında perişan olacak. Ama hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. O zaman hayvaniyetten çıkınca şu hayvaniyetin, şu cismaniyetin, şu maddi hayatın, bu nefsin sadece bir alet, bir edevat, bir araç olduğunu insan anlayıveriyor. Nefis araçmış. Lezzet, nimetlerdeki lezzetleri tattırıp Cenab-ı Hakk'a bizi minnettar etmek için bir araçmış. Ama bu sefer nefis Allah muhafaza menittehze ilahuhu hevahu ayetinde ifade ettiği gibi onlar heva ve heveslerini kendilerine ilah ittihaz ettiler. Yani aracı ne yaptılar? Amaç yaptılar. Bu sefer sabahtan akşama kadar acaba ne yesem, ne giysem, daha çok nasıl lezzet alırım, daha çok nasıl keyif alırım, nefsi nasıl daha çok razı ederim bunun peşinde koşarken aynı zamanda nefsini kendisine Allah kabul etmiş, ilah kabul etmiş oluyor. Çünkü insan kimi razı etmenin peşinde koşuyorsa, kimin rızasına talipse onu ilah kabul etmiştir. Onun Allah muhafaza, terbiyesine girmiş onun peşinde pervane kulluğunu ne kadar secdesini Allah'a yapıyor gibi görünse de kulluğunu ona yapar. Ya Allah Allah. Şu mana enteresan. Yani biz şimdi burada konuşuyoruz da hani deseniz ki siz ya tamam da Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Tam da bunlar basit şeyler değil ki. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne dersiniz? Nasıl çıkacağız bu hayvaniyetten? Şu hayatı hayvan standartlarında yaşamaktan bıktık. Ruhumuz bıktı. Artık şimdi düşünün mesela bir binanın en üst katı var. Her taraf manzara açık. Orada yaşamak varken bu bodrumda yaşamaktan bıktık arkadaş. Yeter. Her taraf kapalı. Zindandan bıktık artık. Ruh kalp ve ruhun derece hayatına çıkmak istiyor. Ruh cesedin standartlarında hayatı yaşamak istemiyor. Mesela nefsi anlatırken diyor ki kapıdaki köpek diyor nefse. Şimdi efendi köpeğin hizmetine verilse akşama kadar diyelim sarayın padişahına dedik ki akşama kadar bu köpeği gezdireceksin. Şimdi köpek için geziyor akşama kadar. Öyleyse köpeğin gezdiği yerlerde gezmesi lazım. Bak ne yaptı? Köpek standartlarında bir gezi yaptı akşama kadar. O standartlardan dışarı çıkamadı. Şimdi nefsin nefsi gezdirmek, nefsi keyiflendirmek, nefsi telezüze lezzetlendirmek. Şimdi nefsin peşine takılmış akıl, kalp, ruh, bütün duygular, bütün istidatlar, bütün kabiliyetler o zaman ne oldu? Kainatın sahibinin muhatabı eşrefi mahlukat düştü nefsin peşine hayvan standartlarında Çünkü nefis hayvandır hayvan standartlarında bir gün geçirdi nasıl çıkacağız hayvaniyetten kalp ve ruhun derece hayatına nasıl gireceğiz ha, onu da şu sözlerin sonunda bir ifade var onu okuyup bitireceğim inşallah Bakın ne diyor. Şimdi bir adam düşünün ki devamlı kulağıyla meşgul. Adam diyor, ben de diyor müzik kulağı var. Devamlı kulağı kullandığı için hassaslaşmış artık kulağı. Senin duymadığın çok seslerde ne yapıyor? Duyuyor. Adam mesela gözde hassaslaşmış mimar mesela senin görmediğin çok ayrıntıları görüyor. Şimdi bakın, devamlı onu ikaz edey de, devamlı onunla meşgul ola ola o kuvve, o duygu açılıyor, inkişaf ediyor. Şimdi biz nasıl mesela adam, ben gurmeyim diyor, gurme. Devamlı adam yemek tadına baka baka ömrü geçiyor ve artık o dil o konuda ihtisaslaşıyor. Adam dokunduğu anda içinde ne var ne yok hepsini sayıyor. Şimdi bak devamlı onu ikaz ede ede onunla idman yapa yapa. Göz de öyle, kulak da öyle, el de öyle, ayak da öyle bak. Ha, şimdi adam boksör mesela elini devamlı ikaz ede ede eliyle idman yapa yapa boks. Adam futbolcusa Ayak çalışıyor değil mi? Ayağını kullanıyor, ayağını inkişaf ettiriyor. Şimdi bizim acaba bu dünyada neyimizi, neremizi, hangi istidadımızı, hangi kabiliyetimizi inkişaf ettirmek için bu dünyaya geldik? Ya adamda bir ayak var abi, müthiş be. Hep doksanlara kabre girdi. Onunla beraber o günlerce idmanlarda, günlerce, aylarca çok büyük gayretlerle uyanan, inkişaf eden, kuvvetlenen, değil mi, istidatlarını ortaya koyan kabiliyetli o ayak bugün toprağa girdi, çürüdü gitti. Ne oldu? Bütün çalışmalar sıfırlandı. Elde kocaman bir sıfır var. Ama bir ömre mal oldu ya. Oldu mu şimdi? Ha, öyleyse kabre girmeyecek tarafımızı... İdman yaptıracağız. Kabre girmeyecek tarafımızı inkişaf ettireceğiz. Kabre girmeyecek cephemize yatırımlar yapacağız. Ta ki beraber gelsin. Ha, bunu anlatırken bakın ne diyor. Nasıl hayvaniyetten çıkacağız? Nasıl cismaniyeti bırakacağız? Nasıl kalp ve ruhun derece hayatına gireceğiz? Bakın ne diyor. Diyor ki şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse şu anda şu hakikatler bize bakın biraz önce yemek yedik yemekte de devamlı dilimizi ikaz ettik bedeni çalıştırdık hatta bedeni meşgul ettik şimdi düşünün ne kadar kalp ikaz edilse vicdan tahrik edilse ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur hem de döner ateşi nur şitası yaz Şimdi devamlı insan kalbini, ruhunu, maneviyatını ikaz ede 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 artık hayvaniyet, cismaniyet kullanılmaya kullanılmaya ne yapıyor? Zayıflıyor. Adam mesela ayağı kırılıyor, sargıya alıyorlar. O ayağı kullanmadığı için ayak inceliyor, inceliyor, inceliyor. Daha da kullanılmazsa ölüp gidiyor. Şimdi kullanıla kullanıla güçleniyormuş. Kullanılmaya kullanılmaya da ne yapıyor? Sönüyor, inceliyor, ölüp gidiyor. Bakın manevi bedenimiz olan ruhumuz da böyleymiş. Hangi duyguları daha çok kullanıyorsak onlar inkişaf ediyor. Ve kullanılmaya kullanılmaya diğer duygular mesela şehvani duygular kullanılmaya kullanılmaya dumura uğruyor, sönüyor. Ama devamlı kullanılırsa ne oluyor insanda? O lezzet, o şehvet devamlı ne yapıyor? Canlı, devamlı insanı zorluyor. Devamlı Allah muhafaza insanı adeta günahlara çağırıyor. Ha, biz de öyleyse ne yapacağız? Bak şu Risale-i Nurlar okurken, bu derslere katılırken, özellikle namazla meşgul olurken, öyle diyor ya, bu memlekette diyor, imanın kuvveti kuvvetiyle akayıtlığa, ibadetin iştiyakı sefahete galip gelmesi diyor. Çünkü ben diyor bak Cenab-ı Hak, benim için şehvetini terk eden bir gence, ibadetin, imanın lezzetini tattırırım diyor ya. Şimdi terse çevirin bunu. İmanın lezzetini tadan bir genç zaten sefahati ne yapar? Beş paraya saymaz ya. Hakiki lezzeti satmış. Daha dönüp o sahte zevklere bakar mı ya? Ya demek ki devamlı kalbimizi ikaz edeceğiz. Ruhumuza ihsas vereceğiz. Vicdanımızı devamlı tahrik edeceğiz. Devamlı maneviyatla meşgul ola ola artık tecessüden tezahür etmiş bir ruh maneviyat adamı ahiret adamı olacağız. Vicdan da firdevslerin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervaz-ı perdaz, olur şehbazı şehnaz, yelpaz namaz-ı niyaz. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.